Tamam Tamam Muratçım. Muratçım. Evet, bugünkü konuğumuz konuğumuz tekrardan tekrardan ben ben seni seni tanıtayım. Erkan Alkan, Erkan Alkan, kendisi ortopedist uzman ortopedist uzman, doktorumuz, aynı zamanda aynı yalgası zamanda yalgası antrenörümüz. antrenörümüz. Erkan'la Erkan'la başladık. başladı. Şimdi Erkan, Şimdi Erkan, yaşam boyu yaşam boyu sporla sporla alakalı ben alakalı sana ben sana soru sormak soru sormak istiyorum. istiyorum. Bireylerin Bireylerin sadece belirli sadece dönemlerde belirli değil, dönemlerde değil, hayat hayat boyu boyu yaşam yapmaları ne yapmaları kadar ne kadar kendilerine kendilerine yatırıma var. yatırıma var. Yani şimdi öncelikle sporun vücuda yararlarını bir ele almak gerekiyor. Spor ile vücutta olan değişiklikleri bir değerlendirmemiz gerekiyor bunda. Spor yapan bireylerde kalp atım hacmi artıyor. Yani bir kalbin bir atımda vücuda gönderdiği kan hacmi artıyor. Nabız azalıyor. Vücuda daha etkili şekilde oksijen gönderiliyor bu sayede ve dayanıklılığı artıyor. Yorulma gecikiyor sporcularda. Daha geç yoruluyorlar. Ayrıca vücut yağ oranı düşüyor. Kolesterol, trigliserit miktarları düştüğü için kalp hastalık riski azalıyor. Karaciğer yağlanması azalıyor. Şeker metabolizmasının düzenlenmesi kolaylaşıyor. Ayrıca kas hacmi artıyor. Kas kuvveti artıyor. Böylelikle eklemlere binen yükler azalıyor ve sırt, bel, eklem ağrıları gibi ağrılar daha az görülüyor spor yapanlarda. Kemik kütlesi artıyor. Kemikler daha güçlü oluyor ve bu sayede kırılganlığı azalıyor kemiklerin. İşte daha yaşlı dönemlerde kemikler bazen çökme kırığı dediğimiz kendiliğinden kırılmalar gelişiyor. Bunlar daha da az görüyoruz. Bu tabii bağışıklığı daha iyi oluyor bu kişilerin ve daha az hasta oluyorlar. Böylelikle hayat kalitesi artıyor. Bu yaşam boyu sporun bir yönü. Hani fizyolojik olarak daha sağlıklı, daha az hastalığa yakalanıyor, daha hayat kalitesi yükseliyor. Bu bir yönü. Bir de bunun psikolojik faydaları var. İşte spor yapan kişiler vücut daha düzgün olacağı için, belli bir şeyleri başaracağı için özgüven artışı görüyoruz bu kişilerde. Özgüven arttığı hayatın diğer alanlarında da başarı otomatikman geliyor. Ayrıca bir sosyalleşme aracı oluyor bu spor. Farklı ortamlara veya arkadaşlarınızla gittiğinizde arkadaşlığınız, dostluğunuz pekişebiliyor. Ortak bir paylaşım etrafında spor yapılıyor. Özgüven artışı dedik. Başarı için anahtar bir faktör. Hani hayatın diğer alanlarına da mücadelenizi, özgüveninizi, disiplininizi katabiliyorsunuz. Olumlu bir alışkanlık başka olumlu bir alışkanlığı da beraberinde getiriyor. Hayattan ve mücadeleden de zevk almaya başlıyorsunuz. Hani psikojenik yararları da çok fazla. Ayrıca bir başka yönü de suç oranlarını düşürme yolunda. Daha önce Fransa'da bazen zaman zaman bazı illerde Türkiye'de yapıldı. İşte sokak çocukları veya suç işleyen çocuklar spor yoluyla rehabilite edildi. Bunlar olumlu yönleri. Yaşam boyu sporunda avantajları bu şekilde. Evet, bahsettiğin gibi fizyolojik, psikolojik ve Psikolojik ruhsal, ve toplumsal ruhsal, yönden toplumsal birçok yönden faydası var. birçok faydası var. Ben fizyolojik Ben olarak, fizyolojik olarak Erkan hocam, Erkan hocam kalpte ne kalpte gibi ne gibi değişiklikler değişiklikler yaratıyor? Yani yaratıyor? kabaca bizim Kabaca bizim anlayacağımız dilde anlayacağımız dilde bahsedersen. bahsedersen. Yani işte az önce bahsettiğim gibi yani bir kalbin bir atımda vücuda yolladığı kan miktarı hacimsel olarak artıyor. Bu kalpler daha az yorulur. Nabız daha düşüyor, daha az atıyor dakikada. Mesela normal Evet, bir donma yaşandı. Hani o bölümü tekrar edeyim mi yoksa Tekrar tekrar edebilirsin hocam. edebilirsin hocam. Şimdi bir kişi de kalp tek atımda vücuda kan yolluyor ve bu belli bir hacimde gönderiyor. Bu hacim artıyor sporcuda. Bir kalp işte
normal bir kişiye göre tek atımda daha fazla kan pompalıyor vücuda ve vücudun ihtiyacı olan kanı daha az atımla gönderebiliyor. Mesela normal kişilerde 70-80 iken dakikadaki nabız sayısı sporcularda 50 ile 60. Yani daha az atımla bunu halledebiliyor kalp. Daha az yoruluyor. Vücudun oksijen kullanma verimliliği artıyor. Oksijen enerji için gerekli. Yani enerji verimliliği de artıyor. Bir sporcu eğer veya bir normal kişi spor yaptığı takdirde daha dayanıklı oluyor. Bir iş yaparken daha az yoruluyor. Daha verimli çalışıyor ve daha fazla iş yapabiliyor aynı enerjiyle. Yani bu kalp hastalığı riskini de ciddi anlamda düşürüyor. Tabii bu spor dediğimiz standart spor haftada tanımlanan şudur. Haftada en az 3 gün 45 dakika, en az 45 dakika yapılan spor. Bu haftada bir halı saha maçlarına giden arkadaşlar gibi değil. Yani o sakatlık riskini artıran bir şey. Ama düzenli spor ayrı. Ha bir de performansın üstünde yapılan sporlar var. Hani maraton koşucuları veya işte halter kaldıranlar. Bunların da sakıncaları var. Yani ne aşırısı ne azı. Bunun belli bir kararında yapılması gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi vücut yağlarının düşmesi önemli. Yani vücuttaki değişiklikler yağ tabakası kalınlığı azalıyor maalesef şey iyi yönde olarak. Bu da vücutta kanda dolaşan yağı azaltıyor. Mesela kalp damarlarında, kalbi besleyen damarlarda fazla yağ damar duvarlarına yapışıp sertleşir veya tıkar. Bu yağ miktarı düştüğünde bu tıkanmalar daha az oluyor. Dolayısıyla yine kalp hastalıklarına yakalanma riski azalıyor. Spor yapanlarda endorfin hormonu fazlaca salınır. Bu mutluluk verir. Artı özgüven aşılar. Bu da dediğim gibi hayatın diğer alanlarına yansıyor kişilerin. Yani bu şekilde olumlu düzenli sporun olumlu yönleri var vücudumda. Doğru. Evet. Peki hocam, bu ters kötü alışkanlıklar, özellikle sigaranın vücudumuza vermiş olduğu olumsuzluklar nelerdir? Yani kötü alışkanlıklar toplumda en sık gördüğümüz zaten sigara. En yaygın. Sigara içme yaşı da düştü maalesef. İyice her geçen zamanda da azalıyor. Yani en yaygın olan bu. Bu akciğer kapasitesini azaltır. Akciğer kapasitesi düştüğünde vücuda oksijen sağlayan ilk organ orasıdır. Oksijen kullanımı azalır. Böylelikle dayanıklılık azalıyor. Bağışıklık düşüyor ve solunum yolu enfeksiyonlarına daha sık yakalanıyor kişiler. Bu da işte mesela iş gücü kaybına neden oluyor. İşe gidemiyor, derse gidemiyor. Veya sporcuysa maç kaçırabiliyor. Antrenmanda kötü performans sergiliyor. Maçta kötü performans sergileyebiliyor. Ayrıca sigara dışında bağımlılık yapan maddeler var kötü alışkanlıklar içinde. Bunlar kullanılmadığı zaman yoksunluklara neden olur. Yoksunluk sendromu diyoruz buna. Yani madde alınmadığında vücutta gelişen değişiklikler oluyor. Nabzı artıyor. Kişi olumlu düşünemiyor. Çabuk yoruluyor, çabuk sinirleniyor. Titremeler oluyor, konsantrasyon düşüklüğü oluyor. Bu hayattaki yaptığı işte veya dersinde ya da sporcuda yaptığı sporda da başarıda düşüklük neden oluyor. Yani bir sporcu da eğer performans düşüyorsa aniden bu da akılda tutulması gereken bir şey. Kötü alışkanlığa sahip olabileceğini gösteriyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Ayrıca yani bir kötü alışkanlık diğer bir kötü alışkanlığı çekiyor. Yani bir sigara içiyor. Sonra alkole başlıyor. Alkolden bağımlılık yapıcı maddeye geçiyor. Yani hepsi birbirini çekiyor. Bu ne yapıyor? Zamanla depresyona da sokabiliyor. Bu şeylere ulaşmak için suça da yönlendirebiliyor. Yani bir sporcu da spor bırakma nedeni bile olabiliyor. Böyle olumsuzluklarla Her türlü zararı var. Gençlerden dinleyen arkadaşlarımız varsa kesinlikle böyle şeyler yeltenmesinler. Maddi hem manevi hem
performans olarak her türlü kitlede kalmanızı sağlıyor. Hocam yine zakkulaklar gibi bildiğim yanlışlar var. Mesela performansımızı yükseltmek adına bilinçsiz bir şekilde ilaç veya takviye gıdalar veya içecekler tüketilebiliyor. Bunların vücuda yani bilmediği zaman faydasının kararı mı var? Tabii yani bunlar duyuyoruz dışarıdan takviye edici gıda dediğimiz işte kapsüller veya işte yiyecekler temin ediliyor. Bunlar konsantre edilmiş işte vücutta bulunan çeşitli proteinler olabiliyor. Konsantre oldukları için kullandığımızda böbrek ya da karaciğer sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca hani programsız veya plansız yapıldığında veya alındığında sakatlıklara da yol açabiliyor. Hormonal dengeleri bozabiliyor. Kas yapısında değişiklikler yapıp çabuk sakatlanmaya yol açabiliyor. Yani her şeyin doğalı iyidir dediğimiz gibi bunda da yine doğal yollarla vücudumuzu geliştirmeliyiz. Hani bir protein alacaksak doğal nedir? Baklagiller, et ürünleri. Bunlardan almalıyız. Yani tutup sanayi ürünleri, içinde katkılar olabiliyor. Ne olduğunu bilemiyoruz. Vücuda, böbreğe özellikle ve karaciğere zararlar verebiliyor maalesef. Evet, zararlı kimyasallar doktoralım. Doğal öyle beslenmeye dikkat ediyorsunuz sanırım. Evet. Bu arada Akif Böcek arkadaşımız sormuş. Çocukların fizyolojik olarak hangi tepki olduğunu yaşında ve nasıl anlatır? Yani şimdi hangi sporlarda oldu tabii atlılık gösteriyor. Yani bunu, sen de bir şeyler söylemek istersin istersen. Yani bu fizyolojik olarak işte kol boyu, bacak boyu, işte anne baba yapısıyla benzer şekilde çocukların da benzer yapı ve boya ulaşacağı düşünülerek işte yeteneklerine göre veya fiziki yapılara göre çeşitli sporlara yönlendiriliyor. İşte ama bunun üzerine genetik araştırmalar yapanlar da var. Hani daha çok parametreler fizyolojik, boy ölçüm, kas ölçüm artı işte koşu stilleri, adımlama stilleri, onlara bakılarak bir şeyler çıkarılabilir ama hani bazen bakıyorsun bir çocuk kısa boylu, işte diyorsun haltere uygun, işte veya güreşe uygun diyorsun. Bu çocuk gelişim özellikleri, anne baba özellikleri bakımından ergenliğe geç girebilen bir çocuksa, sonradan bir anda boy attığında, boyu çok uzadığında halter ya da jimnastik ya da işte güreşe uygun olmayabiliyor. Yani bu aslında çok standartize edilebilecek bir konu değil. Ama hani ne seviyorsanız önce bir hobiyle başlar. Sonra bunun üzerine düşersiniz. Çok seviyorsanız profesyonel olarak yapmak istiyorsanız da yapabilirsiniz yani. Ama evet. Bir kategoriye sokmak çok standart olmuyor yani. Evet, genel itibariyle de şöyle bahsedecek olursak hani takım sporlarına başlama yaşları zaten ortalama 7-8 bu dünya şartlarında. Jimnastik, yüzme bunlar 3-4 yaşından itibaren dediğiniz gibi çocuklar için ideal sporlar. Bu arada Ekrem sorusu var. Kendisi kamu futbolda beraber oynuyor. Çok tasarlı kendisi. O da sakat. Okuyabiliyor musun yoksa okuyayım mı? Bıçak biraz bağlı kopma derecesinde yırtıldı. Perişme kemik ödemi de vardı. 3 ay oldu ama çok fazla çalışma şansım olmadı. Sebebiyle kuvvet idmanı yeterli mi ameliyat olsa? Şimdi eğer ön çapraz bağ yırtıksa önemli kriter dizde boşluk hissinin olup olmaması. Bu arada pardon devamı var. Ama hala secdede tam dizde oturamıyorum. Ne yapalım? Bu arada yalvarış pek güzel bir yer. Kampa gittik. Evet. Sen devam et istersen hocam. Yani şimdi ön çapraz bağın tam koptuğu hallerde kesinlikle ameliyat yapıyoruz. Ama kısmi yırtıklarda bazı kişilerde güçlendirme yeterli. Güçlendirme egzersizleri, esnetme, germe egzersizleri. Ama
bu kişilerde kriter şu, adım attığında dizde dönme oluyor mu? Veya dizde boşluk hissi dediğimiz aniden dönmeler, aniden boşa gelmeler oluyor mu? Eğer bu oluyorsa mekanik olarak o bağ yetersiz demektir ve ameliyatla o bağın yerine yeni bir bağ koymamız gerekiyor. Hani eğer dizde boşluğu varsa bu arkadaşımızın, yürürken dizi dönecek gibi, boşa gelecek gibi oluyorsa ameliyat olması gerekir. Ameliyat olur. Ondan sonra yine bir rehabilitasyon programına girer. Ama bu olmuyorsa güçlendirme yeterli. Güçlendirir. Güçlendirdikten sonra koşulara başlar, düz koşu. Sonra da manevralı koşular. Tabii güçlendirme hep devam edecek. Ondan evet. Sonra manevralı koşulardan sonra da spora dönebiliyor. Evet, tedbirli bir şekilde diyorsunuz tabii. Bunun altını çizerek. Tabii, tabii. Yani... Evet. Peki Erkan Hocam, kronik birleşmiş sakatlık nedir? Tedavi edilebilir. Yani kronikleşmiş sakatlık, bir sakatlık nüks ediyorsa, yani tekrar ediyorsa ya da tam iyileşmiyorsa, yani iyileşmesi uzuyorsa, tam iyileşmeden tekrar yapılıp tekrar sakatlanılıyorsa bunlara kronik sakatlık diyoruz. Bunlar performansı ciddi derecede olumsuz etkileyen durumlar. Hani tam iyileşmeden sahaya dönmemek gerekiyor maalesef. Yani burada hem futbolcu hem antrenör oyuncuyu zorlamamalı veya kişiler kendilerini zorlamamalı eğer spor kendi başlarına yapıyorlarsa. Bir vücut ağrı uyarısı yapar kişilere. Yani atıyorum üst baldır ağrımaya başlar spor yaparken. Bu bir uyarıdır. Beni zorlama diyor kas. Beni zorlama ki bende bir sorun çıkmasın. Yani bu uyarıyı hiçe saymamak gerekiyor. Orada o sporu o anda bırakmak gerekiyor. Ama hiçe sayarsak bu uyarıyı 40 yaştan sonra sık görürüz. Mesela aşil tendon kopmalarında sık geliyor 40 yaş üstü halı saha. Hafta sonu savaşçıları diyorlar bunları Amerika'da. Evet. İşte bir gazla çıkıyorlar sahaya. 40 yaşın getirdiği bir vücuttaki yıpranmayla ağrı uyarısı oluyor öncesinde. Aşil tendon bölgesinde ama hiçe sayıyorlar, oynuyorlar. Daha sonra aşil tendon kopmalarıyla geliyorlar. Onları da gerektiğinde ameliyat ediyoruz. Evet, peki şimdi genelde futbol üzerinden gidiyoruz. Futbolda sakatlığı, ayak bileği sakatlığı, bunlar çok fazla sık karşılaşılıyor. Kişiler hastaneye gitmeden tedavilerini nasıl gerçekleştirdiler? Böyle çok iyi olmadığını düşündük. Hafif burkulma yaşadığı zaman ve hafif bir dönme yaşadığı zaman mutlaka hastaneye gelmeden direkt böyle. Yani onda kriter genç bir kişi, genç dediğimiz bu 55 yaş altı. 55 yaş üstü kesinlikle gitmesi gerekiyor. 55 yaşı altında eğer üzerine basabiliyorsa bu basma dediğimiz net yük verip hafif ağrı duyuyorsa çok gitmesine gerek kalmıyor. Ama bazı insanların çok nadiren ağrı eşikleri yüksek oluyor. Çok fazla ağrı hissetmiyor. Nadiren kırık çıkıyor ama genelde böyledir. Çok üstüne iyi bir şekilde yük veriyor. Hafif bir ağrı hissediyorsa çok gitmenin bir anlamı yok. Evet. Basit burkulmalarda elastik bandaj sardırıyoruz. Ayak bileği mesela. Elastik bandaj sardırıp buz uygulatıp dinlendirme, yüksekte tutma ayağını, elini. Bu şekilde erken dönemde ödem oluşumunu yavaşlatıcı tedbirler alıyoruz. Tabii ağrı kesici haplar ve kremlerde kullanmak gerekiyor bu dönemde. Bu akut dönem 5 ila 7 günde buz tedavisi çok etkili. Bunu uygulamakta fayda var. Ama hani en ufak bir yaralanmada mutlaka buzu uygulamamız gerekiyor. Arkadaşlar ağrıları geçmezse hastaneye tabii ki de başvursunlar. Yani sonuçta sağlık yani bu da. Evet, kesinlikle. Yani spor yapan arkadaşlarımız da genelde az önce bahsettik ya, formayı kaybetmemek adına sakatlıklarını gizleyebiliyorlar. Tam iyileşme hali olmadan ağrı tekrar dönebiliyorlar. Bu yanlış bir olay. Sonuçta o forma tekrar alınır ama maalesef sakatlıklarınız
eskisi gibi olmayabilir. Daha da kötü olabilir. Bu arada satılmış Kocabaş arkadaş bir soru sormuş. Şuradan bulayım. Çapraz bağ ameliyatı diz altında hala hissizlik mi? 4 senedir normal mi? O normal ya, o hissizlik oluyor maalesef. Evet. O ilk yıl geçiyorsa geçiyor, geçmiyorsa pek geçmez sonra. Halı saha maçları için önerin diyor Gökhan'a. Ben demişim Gökhan Kayat. Valla bir hırsı biraz düşürmek gerekiyor. Hırs çok önemli çünkü hani hırslı kişiler kendilerini ya da rakiplerini ciddi anlamda sakatlayabiliyor. Hırs derken yani hırsı negatif yönde uyguluyorlar. Mesela topu kaptı bir arkadaş. O arkadaşa sert bir şekilde bizden kapınca hani tekrar o kişiyi yaralama adına sert giriyoruz. Bu negatif bir hırs. Yani kişiyi yaralamaya yönelik ya onu sakatlarız ya kendimiz, ama bu hırsımızı topu geri kapmaya versek belki daha olumlu olur tabii kurallar dahilinde. Halı saha yapacaksa dediğim gibi haftada en az 3 kez yapmalı diyeceğiz ama bu da evde sıkıntı çıkarır yani. Evet. evin diğer fertleriyle ciddi bir sıkıntı yaşayabilir. Hani 2 gün veya 1 gün halı saha yapıp 1-2 günde farklı bir spor yapmasını öneririm. Yani Gökhan Kayan adliye ile bir maç yaptı. Herhalde bir 7-8 faal aldı. Valla o da çok çok hırslı ya maşallah. Alper senin sorun varsa alalım. Sende de mutlaka olabilir bir soru. Bu arada Kan hocam doktor antrenörle faydalarını kullanıyor musunuz? Var mı böyle bir faydalı? Yani kişi psikolojisini daha iyi anlıyoruz. Bir de sakatlık durumlarını kendim takip ediyorum oyuncuları. Hani ilginç şeyler de oluyor tabii, böyle doktorluk yönünden bakıyorum mesela. Oyuncu kötü bir, iki oyuncumuz bir maçta kötü bir şekilde çarpıştı birileriyle. İşte rakip sert girdi diğerine de. Çok ciddi ağrıları var. Kenara sedyeyle aldık. Hiç yürüyemediler. Ambulansla hastaneye götürdük. Tabii ben muayene ettim. Baktım. Çok da bir şey yok ki ama oyuncular böyle kıvranıyorlar. Yani basamıyorlar falan. Sonra işte ben bunlara MR ayarladım Isparta'dan falan. Sonra tabii şaşırıyorum yani. Muayene iyi. Oyuncular kötü. Çok ilginç diyorum. Sonra bir dahaki maça tabii diğer oyuncuları düşünüyoruz. Şunlar oynar, bunlar oynar diyoruz. İki gün sonra aradım, MR'a gidiyor musunuz diye. Yok hocam biz iyiyiz, kalktık yürüyoruz falan diyorlar. Tabii burada işte tecrübeme bir tecrübe kattım. Hani evet, oyuncu o maçın stresiyle kendini ya çıkarttırmak istedi ya da kötü hissetti. Evet. Oynayamayacağını düşündü. Biraz da bu baskıdan dolayıydı. Hani muayenem doğruymuş. Diğer tarafları, psikolojisini hesaba katamamışız ama yani tabii psikolojisini daha iyi anlıyorum artık şeylerin, oyuncuların. Biraz da tanımak gerekiyor kişilerin stres anlarında nasıl davrandığını görmek gerekiyor. Ayrıca daha analitik düşünebiliyorum yani olayları. Bir antrenman programı yaptığımda kimin nasıl uyabileceğini, uyamayacağını kafamda canlandırabiliyorum. Yani bu analitik düşünce şeyi antrenmanlarda oluşturduğumuz drillerin eksikliklerini falan görmeden bayağı yardımcı oluyor bana. Onun dışında eksik tarafı da var maalesef. İşte bu dediğim gibi hani doktor olana kadar olan süreçte biraz futboldan kopuyorsunuz. Evet. Bu kopuş işte dediğim soyunma odası tecrübesinde düşüşe neden oluyor maalesef. Hani soyunma odasındaki baş etme olayı, kişilerle iletişim kısmını maalesef baltalıyor ama hani ben küçüklükten beri mücadele içinde olduğum için yani bununla da mücadele edeceğim. Açıklarımı tabii ki de biliyorum, görüyorum. Gördükçe bunları geliştirmeye çalışıyorum. Ama faydaları çok yani bu doktorluğun. Evet. Bu arada sakatlıkların önüne nasıl geçebiliriz diye bir soru olmuş. Az ne önce demiş? Sakatlıkların önüne geçebiliriz. Genel bir soru. İşte
Hani bu sakatlıklar genelde kas yaralanmaları olarak görüyoruz. Kas yaralanmaları zorlamalarla oluyor maalesef. Fazla yükler, bilinçsiz antrenmanlar, bilinçsiz hareketler. Yani birçok nedeni var. Önce neden oluyor diye göreceğiz. Nedenleri gördüğümüzde bunları önlemeye çalışacağız. Hani sakatlıklar neden oluyor? Öncelikle ısınma yetersiz. Yani bu özellikle halı sahaların ortamında ısınmadan oynanıyor. Hani veya ısınma yapıldığı zannediliyor ama yetersiz bir ısınma oluyor. Antrenman ve maç öncesi yeterli ısınmamız lazım. Isınmada Evet. amaç kasların ısıtılması, kasların belli bir sıcaklığa ulaşması. Bu kaslar belli sıcaklığa ulaştığında ısıyla çalışan proteinler var. Bunlar açığa çıkıp aktive oluyorlar ve kasın kasılabilirliği artıyor. Yani gücü artıyor, esnekliği artıyor, verimlilik artıyor. Isınma yetersiz olduğunda da sakatlığa çok meyilli bir kas yapısı ortaya çıkıyor. Ayrıca mesela işte bu halı sahacılarda görüyoruz. Mesela adam gündüz çalışıyor. Yoruluyor haliyle. Akşam yorgun bir şekilde maç yapıyor. Evet. Yorgun bir şekilde maç yapınca konsantrasyon da düşüyor. İşte o dediğimiz negatif hırs da oluyor. Çünkü bir insan yorulduğunda bir şeyi başaramadığında daha da hırslanıyor. Hırs arttığında bu da bir sakatlığa neden oluyor. Bunun dışında mesela biz antrenör olarak oyuncudan beklentimizi yükselttiğimizde, oyuncunun üzerine stresi bindirdiğimizde, oyuncunun yapacağı hırs da buna katkıda bulunuyor bu sakatlıklara. Ayrıca az önce belirttiğimiz tam iyileşmeden oynamak mesela sakatlığa yol açıyor tekrar. İşte oyuncu bu maç çok önemli, ben de önemliyim diyor veya antrenör diyor bu oyuncu benim için çok önemli, bu maçı çıkarması lazım diyor. Oynatıyor ama bu bir ahmaklık oluyor çünkü sonrasındaki maçlarda takımı yalnız bırakıyor, sakatlık büyüyor, kişinin Evet. futbol hayatı da bitebiliyor veya normal sağlığı da elinden gidebiliyor. Ayrıca ekipman kullanmama ya da uygun olmayan ekipmanlar kullanmada sakatlık oluşmasında etken. Bu noktada ekipmanımızı uygun seçeceğiz. Tekmelik kullanacağız. İşte yüzük, kolye, küpe onları çıkarmamız gerekiyor. İşte saha nasıl bir saha? Suni çim mi? Doğal çim mi? Islak mı? Ona göre kramponumuzu veya ayakkabımızı seçmemiz gerekiyor. Eğer bir sporcu varsa antrenman önemli. Antrenmandan kopmaması önemli sakatlık yaşamamak için. Denge koordinasyon antrenmanları önemli. Oyuncunun antrenmanları güzelce yapması önemli. Maç temposuna yakın bir şekilde yapması gerekiyor. Verimlilik. Tabii şimdi antrenmanda uygun çalışmayınca maç sırasında da verimliliği düşüyor ve bu da bir yorgunluk oluyor. Bir de işte bu başaramamanın getirdiği hırsla sert girişlere yol açabiliyor maalesef. Bu tür etkenler önlenebilir etkenler Evet. yani birçoğu da. Bir sonraki sorum aslında alakalıydı. Isınma ve soğumadan bahsetmek istiyordum. Sadece hani sedanterde spor yapmayan vatandaşlar değil hocam. Amatör sporcular bile işte halı sahaya geliyorlar. Yani mutla oyuna başlıyorlar. Yani ısınma anlamına hiçbir şey yok. Zaten soğuma desen öyle bir şey yok. Bu da bahsettiğin gibi performans etkiliyor. Maç içerisinde hem de sakatlanma riskini önlüyor. Isınma Tabii. oldukça önemli. Bu yüzden gençlerimiz ve arkadaşlarımız mutlaka maçlardan önce, halı sahadan önce bir 10 dakika hafif bir ısınma. Zaten sen de biliyorsun hocam, ısınma önceden çok abartılıyordu. Artık öyle çok abartıldığı gibi bir şey olmadı. Şu an bilimsel olarak ortalama maçlarda önce dakikaya 45 dakika kadar ısınmalar var. Şimdi maksimum 18-25 dakika arasında takımlar ısınmalarını gerçekleştiriyor. Yani vücudun, yanlış bilmiyorsam, vücut sıcaklığının 1 derece artması sağlanıyor ve ısınma gerçekleşiyor. Bu şekilde. Peki hocam, beslenmeyle alakalı genel anlamda neler önerirsiniz? Yani
Beslenme kısmı önemli. Şu ısınma konusunda şöyle bir şeyler eklemek istiyorum. Evet. Bir kere şimdi ısınma kışında bol bol maç yapılıyor. Yazın da bol bol maç yapılıyor. Yazın istenen sıcaklığa çok çabuk ulaşılabiliyor ama kışın ısınmayı biraz daha uzun tutmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bunu mutlaka uygulamalıyız. Artı ısınırken mesela sahanın birçok yerinde ısınmamız aslında çok daha iyi oluyor sahayı tanımamız açısından. Sahanın bazı yerlerinde çukur, işte bazı yerlerinde yükselti, çim boyu bunlar da önemli. Sahayı tanıma adına ilk kez gidiliyorsa veya deplasmanlara gidiliyorsa bu şekilde bir ısınma yapılabilir. Hani hava ve saha koşullarına daha iyi alışırız. Ve yaptığımız ısınma hareketlerinde maçta yaptığımız hareketlere benzeyen hareketler olması gerekiyor. Maçı simülasyonu gibi bir ısınma hareketleri yapmamız gerekiyor. Bunu evet, bu şekilde ekleme yapmak istedim. Beslenmeyle alakalı. Beslenme sporcu beslenmesiyle alakalı genel itibariyle çok söyleyeceğin söz vardır futbolda ama tabii hani her şeyin doğalından yana izliyoruz ama hani bir sporcu beslenmesi daha farklı bir durum. Şimdi sporcular tabii belli kulüplerde çalışanlar var. Bir de amatör çalışanlar var. Amatörler bireysel olarak programlarını hazırlıyorlar. Kulüplerde çalışanların özel beslenme diyetisyen ekipleri mevcut. Ama hani bireysel kişilerde çok kolay ulaşabiliyor bu beslenme konularına. Beslenmede dediğim gibi doğal yiyecekler olmalı. Sporcunun beslenme içeriği daha çok karbonhidrat içerikli olmalı. İşte bunda yüzdeler veriliyor ama işte kabaca %60 diyoruz. %60'ı karbonhidrat, %30 yağlar, %10 da proteinlerden evet, içermeli. Bunun hesabını şöyle yapıyoruz. İşte spora göre değişiyor. Dayanıklılığın arttığı sporlar var. Bunlarda kalori miktarları daha yüksek oluyor. İşte maraton koşucuları daha yüksek kalorilere ihtiyaç duyarken futbol özelinde 60-70 kiloluk kişiler yaklaşık 2500-3000 kilokalori almaları gerekiyor. Bunu hesapladıktan sonra işte içeriğini de bu %60 karbonhidrat, %30 yağ, %10 protein olacak şekilde hesaplayıp ona göre öğünlerini çıkarabilirler. Hani bunu 1-2 çıkardıktan sonra, bu hesapları yaptıktan sonra daha hani önce hesap makinesiyle yapıp daha sonra alıştıkça bunları hesap makinesine de ihtiyaç duymadan kafadan yapabilirler. Karbonhidrat çok önemli çünkü kullandığımız temel enerji kaynağı glikoz. Glikoz da vücutta kaslarda ve karaciğerde glikojen olarak depo ediliyor. Bir sporcunun dayanıklılığının artması için glikojen depolarının geç bitmesi gerekiyor. Glikojen evet, depolarını her zaman dolu tutmamız gerekiyor. Bunun için de işte dediğim gibi karbonhidrat önemli. Ama maça yakın günler, son 3 gün mesela karbonhidrat oranını arttırmamız gerekiyor. %70'lere çıkarmamız gerekiyor. Hatta maçtan önceki gün çok önemli ve maç günü çok önemli. Burada özellikle işte makarnalar falan da öneriliyor ama hani karbonhidrat çeşitleri de var. Bunlar düşük glisemik indeks dediğimiz daha geç kana karışan glikoz içerikli yiyecekler olmalı. Yani sporcular bunlara dikkat etmeli. Burada düşük glisemik indeks dediğimiz kana geç glikoz salımıyla insülin salımı da eşdeğer olarak yavaş salınıyor. Aniden insülin salınırsa glikozu kullanma verimliliği düşüyor. Bu şekilde oyuncunun dayanıklılığı da düşüyor maalesef. O yüzden evet, bu da baklagillerde var. Baklagiller, işte çavdar ekmekleri, tam tahıllı ekmekler, ekşi mayalı ekmekler. Bu tür ekmeklerde uygun karbonhidratları bulabilirler. Ama tabii ki de patates, makarna gibi karbonhidrat içeriğinde yükseltecek yiyecekler yenmeli. Maç günü de en az 4 saat önce katı gıdaların alımı durdurulmalı. Sıvı gıdalarda en az 1 saat geliyor ama hani kişilerin özelliklerine göre baharatlı yiyecek
yememeli. Mesela mideyi ekşitiyorsa baharatlı yiyecek yememeli. Veya adam rahatsız olduğu bir yiyeceği o gün yememeli. Evet. Buna da çok dikkat etmeleri lazım arkadaşlarım. Yani kısaca kişinin kendisi doktorudur diyebilir miyiz hocam? Aynen öyle. Aynen öyle. Ama bir yani önce bir yardım alabilir arkadaşlar. Bir diyetisyen, hani bu işi olurunda yapmak istiyorlarsa diyetisyen eşliğinde veya bir, önce bir yardım alıp sonrasını gerisini kendisi getirebilir. Yani çok da basit bir iş yani öyle. Evet, profesyonelleşme adımları atan arkadaşlar da diyetisyenle de görüşmeli, performans ile de görüşmeli. Tamamen evet. Bireysel olarak yapmaları gerekiyor. Herkesin bir takım çalışmasıyla bir antrenörle olabilecek şeyler. Erkan Hocam, yeni başlamış antrenör kariyerinizde oluşturmuş olduğunuz var mı? Veya antrenörler? Vallahi hani bir felsefe yavaş yavaş oluşuyor da şimdi tabii amatörde çalışmak ayrı, altyapıda çalışmak ayrı, bir de evet, daha profesyonel liglerde çalışmak ayrı. Bunlar da ayrı felsefeler edinilmek. İşte altyapılarda kazanma değil de takımdaşlık, temel bilgiler, işte oyuncu çıkarma gibi felsefeler edinilmeli. Amatör kulüplerde hani işin eğlence olan kısmı var. Bazı kulüpler üst liglere çıkmak istiyor. Bu şeyde bu kulüplerde performansın yükselmesi için kabul edilmesi gereken felsefeler var. Bir de profesyonel takımlarda düşünülmesi gereken felsefeler var. Amatörde çalışma sistemleri çok farklı olduğu için bunu söylüyorum. Profesyonelde çünkü belli bir maaş alıyor düzen. Çalışmalar daha profesyonelce oluyor. Adı üstünde zaten profesyonel ama amatörde çalışma şartları uygun değil. Hani amatörde o yüzden maç kazanmak için oluşturacağınız felsefe daha çok ikinci yarı ayakta kalan takım veya işte biraz daha becerikli olan takım, biraz daha taktiğe uyan takım ön plana çıkıyor. Gün kurtarma. Tabii. İşte bizim yani benim önümüzdeki sene düşündüğüm hani bir takımda olursam takımın dayanıklılığını, fizik gücünü çok yüksekte tutmak ve oyunculara çok fazla değil, belli hücum organizasyonları öğretmek ve bunlarda alışkanlık kazandırmak. Yani otomatiğe bağlayacağız. Oyuncunun düşünme süresini kısaltacağız. Bir nevi reflekse döndüreceğiz çalışmalarda hücum organizasyonlarını. Savunmalarda da işte pozisyon bilgisi ve alan yerleşimi ile ilgili paylaşımları göstermeyi düşünüyorum. Orta sahayı İşte dirençli arkadaşlardan oluşturmak. 4-3-3 ben seviyorum. Evet. 4-3-3'te 3 orta sahanın dirençli olması, sert olması, ileri geri yani box to box dediğimiz özellikle olması benim için önemli. Ama işte taktik uyum düşük oluyor maalesef. Antrenmanlar aksıyor. Bu biraz da bizim işte amatöre bakış açımızdan da kaynaklanıyor maalesef. Evet, oyuncu evet, mantalitesinden de kaynaklanıyor. Ama hani felsefe amatörde oluşturacağım felsefeyle ileride hedeflediğim felsefe farklı. Hani bu şeyde de dünyada yabancı hocalardan işte Otman Hitzfeld, işte Mourinho klasik olarak evet, Klopp. Ya bu da zaten belli bir gelişim süreci gibi. Hitzfeld, Mourinho, Klopp. Belli bir gelişim süreci gibi dizildiğinde hani benim oynatmak istediğim, ileride oynatmak istediğim futbolla ilişkili. Yani Türk hocalardan da Fatih Terim, Şenol Güneş, Hikmet Karaman beğendiğim hocalar. Hani ileride ben de onların yanında bir staj görmeyi çok istiyorum. Hani kendileriyle de iletişime geçeceğim bir şekilde. Hani bu profesyonel takımda rakip kaleye en kaliteli pasla en kısa sürede gitme benim düşündüğüm model. Evet. Bu modelde
patlayıcı tarzda ataklar ön planda. Hani göze hoş geliyor bu da. Yaratıcı kanatlar var. Bunlar içe kat edip gol arıyorlar. Ve beklerin hücuma katkıları çok önemli oluyor. En kısa sürede, en kaliteli pasla, rakip gardını almadan, boşluklarını kullanarak, boşluğu kapattığında yeni boşluk açacağını bilerek verimli bir şekilde oynama hedefim. Evet. Umarım gerçekleştirirsin hocam. Yani düşünceler çok güzel. Yani demek istediğim, ben seni anlıyorum. Yönetimi dediğimiz oyuncuların birbirini çözdüğü, burada olduğuna inandığı anda pası atabildi. Yani müthiş bir ezberlenmiş bunlar sergilemek oyuncumda düşünüyorsun. Tabii ki günümüz çok önemli. Bunlar hızlı oynanır. Hızlı düşünmek zorundasın, hızlı oynamak zorundasın. O yüzden bunca pratik gerekiyor, öyle söyleyeyim. Evet. Bu arada Emrehan, boy kök orantısı önemli diyor futbolda. Tabii ki diyoruz ve sen eklemek istediğin bir şey var mı? Bu Emre arkadaşımız ama eklemek istediğim bir şey var. Evet. Yani ben önemli dedim. Orantısı tabii ki futbolda şu an oldukça önemli. Tabii boy kilo önemli. Ama oyuncu mevkisine göre de önemli. Bir stoperin çok ince olmasını beklemezsiniz. Yani boyu uzun tamam ama çok ince olmasını da beklemeyiz bir stoperin. Veya bir pivot forvetin çok ince olmasını beklemeyiz. Ama kanat beklerinin veya kanat hücumlarının daha hareketli olma adına daha zayıf olmasını bekleriz yani. Oyuncu özelliği, kıvraklık açısından önemli bunlar. Tabii denge problemi yaşamamak için stoperlerin biraz ayızlı olması gerekiyor. Peki Erkan hocam, antrenman girişti. Yani bundan öncesiyle falan bir kıyasladığın zaman çok değiştiğinin farkındasın sen. Ve bunun ben futbolcuların eskiden 30-32 yaşlarında bile emekli oluyorlardı. Fakat şu an 32'sinde en tecrübeli yıllarını yaşıyorlar. 35-36, şu an Emre Belözoğlu 39-40 geldi. Yani bu antrenman gelişmesi futbolcunun futbolu bırakma yaşıyla alakası. Yani bu direkt ilişkili bence. Hani vücutlar aynı vücutlar neredeyse. Tabii temel şeyler aynı. Bazı genetik etkileri var ama dediğin gibi küçükken mesela baktığımızda 32 yaşlar jübile yaşı gibiydi. Hani örnekleri, uç örnekleri tabii ki de vardı. Ama zaman geçtikçe 34'leri gördük. Şimdi 36'lar konuşuluyor. Hala takıma katabilecekleri konuşuluyor. 40 yaşında örnekler var. Ryan Giggs var mesela. Üst düzey futbol oynadı. Hani bu yaş şeyi ilerleyecek. Daha da ilerleyecek. Yani bir oyuncunun 40'ları bulacağını düşünüyorum. Hani boksta mesela 40 yaşında boksçular, dünya şampiyonları var. Yani vücudun üst düzey performans gösterebileceğini gösteriyor başka sporlar. Bunu futbola da adapte edebiliriz. Kaleciler de mesela keza çok uzun götürebiliyorlar bu işi. Evet. Futbolcular daha da uzayacak gibi geliyor süreçler. Antrenman, bilimi kullanmak önemli. Bilen kişilerin yaptırması önemli. Eskiden hani kaleci ise kaleciyi çalıştır. İşte stoper ise stoperi çalıştır. Tabii böyle olmalı da tabii eğitimini alması gerekiyor. Temel bilimlerini bilmesi gerekiyor. Bilen kişilerin gerekli yerlerde çalışması gerekiyor. Bu her kurumda, her yerde bu şekilde olmalı yani. Evet. Ben yönetici de aynı bazında da. Evet. Peki Erkan hocam, son olarak şu an saatlerimiz ilerledi. Bir saat dolunca herhalde yayın bitiyor. O yüzden yarıda kesmek istemiyorum. Artık yavaş yavaş sona gidelim. Gençlerimiz varsa daha sonra izleyicilerimizde tavsiyeler. Futbolcu tabii ki bizim sıkıntımız. Biz genelde onlarla alakalı programı yaptık. Sen ne gibi bölgeler buluyorsun? Genel yaşam kalitesi olarak arttırabilirler yaşam veya futbol yaşamlar neler
arkadaşların önüne geçebilir? Bunlarla ilgili ne gibi tavsiyelerin var? Bir kere öncelikle iyi vatandaş, iyi birey olmayı hedef seçmeliler. Bizler antrenör, onlar sporcu, futbolcu olmaktan önce insanız. İnsanların evet. temel şeylerinden biri işte insan olmak, birey olmak, iyi vatandaş olmak. Bunlar önemli. Temeli budur insanın. Saygı çok önemli. Yani belli bir hiyerarşide saygı dediğim gibi kişiliğin en önemli yapı taşlarından ilkidir yani. Bunu oluşturduktan sonra sporcu olsunlar. Spor yaparken bir şeyi profesyonelce yapmak istiyorlarsa bir hedef koymak gerekiyor. Bu hedef ben işte lokal ligler işte atıyorum Fenerbahçe'de oynayacağım, Galatasaray'da oynayacağım veya Gençler Birliği'nde oynayacağım. Ankaralı gençler için söylüyorum. Yani böyle hedefler olmamalı. Hedeflerinizi en üst hedefi düşünmelisiniz. Bunda da işte Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum. Türkiye'nin en büyük transferi olacağım. En pahalı transferi olacağım. İşte Real Madrid'de oynamak istiyorum gibi hedefler olmalı. Çünkü hedef büyük olduğunda oraya tırmanmaya çalışıyorsunuz. Azim gösteriyorsunuz. O noktaya ulaşamasanız bile çok yüksek yerlere ulaşabiliyorsunuz. Bu hedef koyma olayı çok önemli. Yani bu kişiler kendileri koyamayabiliyor bazen. Ailelerinin, öğretmenlerinin, antrenörlerinin bu hedeflere yardımcı olması lazım. Ayrıca gençler vizyonlarını açık tutmaları lazım. Yani dünya köyümüzden ibaret değil veya şehrimizden ibaret değil. Dünyanın kendisi bir köy aslında. Ve bilgi çok kolay ulaşılabiliyor artık bilgiye. Hani bir başka yabancı bir futbolcunun bir hayatını okusunlar. Biyografiler yayınlanıyor. Bir antrenörün evet. Hayatını okusunlar. Videolarını izlesinler. Yani dünya çubuktan ibaret değil, Ankara'dan ibaret değil veya Türkiye'den ibaret değil. Daha geniş ve artık dediğim gibi günümüzde çok çabuk ulaşılabiliyor bilgiye. Bu yüzden bu bilgilere ulaşsınlar ve vizyonlarını geniş tutsunlar. Hedeflerini yüksek tutsunlar. Temel bilgileri almaktan kaçınmasınlar. Çünkü bu çok büyük bir eksiklik Türkiye'de. Hani bu biraz da altyapı modellerinden de ötürü. Gençlerin sporu bir yaştan sonra işte okul kaygısı, iş kaygısı nedeniyle bırakmasının da bir nedeni. Temel bilgilerini almaya çalışsınlar yaptıkları sporun. İşte mesela antrenman bilgisi veya pozisyon bilgisi maçlardaki bu çok önemli. En büyük eksikliklerimizden biri bu. İşte antrenmanları sevsinler. Antrenman başarının anahtarıdır çünkü. Çalışma, mücadele, hırs. Antrenmanını sevecekler. Çok çalışacaklar. Hedefi yüksek tutacaklar. Evet. Ağzına sağlık hocam. Ben bunları söylemek istiyorum. Evet, teşekkürler. Ankara'ya ne zaman geleceksin inşallah? Bu muhabbeti devam ettirelim diye düşünüyorum. Vallahi pandemi bitmesi gerekiyor. Bitmesi derken de biraz hafiflese bile yeterli yani. Gelince mutlaka görüşeceğiz de böyle bir kanal açtığın için teşekkür ediyorum. Hani evet, rica ederim. İleride daha renkli içerikler katacağına da eminim. Katkımız olursa da sevinirim yani. Eyvallah ben seviyorum böyle işleri de tabii daha önce yapmadığım için bir performans şeyim var, sıkıntım var. Yok, gayet iyiydin. Hem ses olarak hem bilgi olarak bizi aydınlattın. Teşekkür ediyoruz. Alper kardeşimiz de futbol sanırım okey işaret yapıyor. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ediyoruz. Adın bilgilerinde aydınlattın. Kendine ve ailene çok iyi bak. Teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Evet arkadaşlar. Teşekkürler. Yayında bizi ısrarla dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Arkadaşımız
antrenör arkadaşımız, doktor arkadaşımız Erkan Alkan'ı dinledik. Umarım sağlıklı ve faydalı bir yayın olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Birçok arkadaşımız bağlandı. Maalesef öğrencilerimizden çok fazla yok ama yine de sağ olsun arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Tabii bu arada eşim ve annem de tabii ki onlar benim müdavimlerim. Sağ olsunlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.